Cumartesi ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği gece yolcularının konserine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Ancak maske ve mesafeye dikkat edilmemiş olması tedirginlik yarattı. Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği gece yolcularının konseri TÜİK önünde bulunan boş alanda gerçekleşti. Konsere öğrenciler ve çocuklar büyük ilgi gösterirken alan hınca hınç doldu. Rasim Arı'nın yolundan giden Nevşehir Belediye Başkanı, tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı genelgeyi dikkate almış olacak ki, bu kez konserde bedava mısır ve gazoz yoktu. Ancak sanatçı grubu Gece Yolcuları bu konseri ücretsiz mi verdi, sponsor bulundu mu, konser ve organizasyon ücretleri belediyenin bütçesinden mi çıktı, bunlar tasarruf tedbirlerini kapsıyor mu? Bu soruların cevabı merak ediliyor. Diğer taraftan konser alanı hınca hınç doluyken maske ve mesafe sıfırdı. Çocuklar ve üniversite öğrencilerinin konser alanında üst üste olması ise dikkat çekti. Soğuk hava nedeniyle program erken bitirildi. Gidiyorsun hiçbir şey bırakmadan ve ben son kez bakıyorum. Camicilik Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir meskenden çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi. Nevşehir Cami Cedid Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir meskenden çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi. Nevşehir Belediye Caddesi'nde bir meskenden çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Çevredeki esnafın itfaiye ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Evin baca kısmından çıktığı öğrenilen dumanlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde bu gece ve yarın sabah saatlerinde zirai don tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bu gece ve yarın sabah saatlerinde zirai don tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Nevşehir Valiliği ise vatandaşları don tehlikesine karşı uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olacak olan soğuk ve yağışlı hava sistemine bağlı olarak pazartesi gece ve salı sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının yer yer 0 derece ve altına düşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle pazartesi gece saatlerinden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde orta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ilçelerinde hafif olmak üzere zirai don hadisesi beklendiğinden başta tarımsal faaliyet ile uğraşan üreticilerimiz ile ilgililerin ve yetkililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir denildi. Nevşehir 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarında bir kız öğrenci intihara kalkıştı. Nevşehir 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarında kalan kız öğrenci intihara kalkıştı. Edinilen bilgilere göre dün meydana gelen olayda 2000 Evler TOKİ konutlarında ikamet eden kız öğrenci intihar girişiminde bulundu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine geldi. Uzun süren uğraşlar sonucu genç kız intihar girişiminden vazgeçirildi. Genç kız sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Nevşehir'de yerli ve yabancı turizmin en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Avanos'ta kısa süreliğine de olsa trafik felç oldu.
Nevşehir'de yerli ve yabancı turizmin en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Avanos'ta kısa süreliğine de olsa trafik felç oldu. Sürücüler çevre yolu kullanmak zorunda kaldı. Avanos şehir merkezine araçla Kızılırmak üzerinden tek geçiş noktası olan Taşköprü'de elektrik şirketi MEDAŞ'ın yaptığı çalışma nedeniyle kısa süreliğine zor anlar yaşandı. Taşköprü'nün elektrik tesisatını yer altına almak için Taşköprü'yü kapatan MEDAŞ'ın bu çalışması sırasında sürücüler karşıya geçmek için önce köprüye gelip sonrasında geri dönüş yapmak zorunda kaldılar. Avanos şehir merkezindeki yol yapım çalışmasının da trafiği sıkıştırdığı dile getirildi. Giriş çıkışları çevre yoldan yapmak zorunda kalan sürücüler sıkıntılı anlar yaşadı. Köprünün trafiğe açılması sonrası rahatlama oldu. Son zamanlarda Nevşehir genelinde başıboş köpeklerin sayısının artması vatandaşları tedirgin ediyor. Son zamanlarda Nevşehir genelinde başıboş köpeklerin arttığı görünüyor. Bu yüzden özellikle çocuklar okul yolunda zor anlar yaşıyor. Geçtiğimiz gün Bektik Mahallesi TOKİ 4. etap civarında markete ekmek almak için giden 12 yaşındaki EB'yi köpek ısırmıştı. Bu durum ise endişe uyandırmış ve ailelerden şikayetler gelmişti. Yine 2000 Evler Mahallesi'ndeki önceki gün akşam panik yaşandı. Parklarda başıboş gezen köpekler tedirginliğe neden oldu. Çocuklarıyla birlikte parkta zaman geçirmek isteyen aileler köpeklerin saldırmasından endişe ediyor. Vatandaşlar parkta bulunan köpekleri cep telefonu kamerasıyla kaydedip WhatsApp ihbar hattına gönderdiler. Nevşehir Belediyesi'ni bu konuda göreve çağıran vatandaşlar parktaki başıboş köpeklerin saldırısına uğrayabileceklerine dair endişelerini dile getirdi. Barınaklardan salındığı tahmin edilen başıboş köpeklerin şehir merkezinde de çoğaldığını ileri süren aileler korktuklarını ve çocuklarının okul yolunda çile çektiğini belirttiler. Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen fuara katılarak orada bilgi ve tecrübelerini aktardı. Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul'da 21-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen İFAD Eurasya 2021 Çevre Teknolojileri Fuarı'na katılarak bilgi ve tecrübelerini aktardı. Belediye Geri Dönüşüm Biriminin mahalli idarelerde sıfır atık yönetimi paneline katıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, panelde yetkili arkadaşlarımız belediyemizin yapmış olduğu sıfır atık uygulama projeleri, geri dönüşüm eğitim tesisimiz, sıfır atık eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında diğer belediyeler ve katılımcılara bilgilerimizi ve tecrübemizi aktardı. Kaynağında ayrı toplama çalışmaları ile 130.375 daireye mavi geri dönüşüm poşeti haftalık olarak dağıtılmakta olup %80 verim ile çalışıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm hanelere mavi geri dönüşüm poşetlerinin ulaştırılması ve tüm hanelerin sıfır atık yönetim sistemine dahil olması için çalışmalar planlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca bina görevlisi olmayan mavi geri dönüşüm poşetlerinin dağıtılamadığı hanelerin olduğu bölgelere mobil atık getirme merkezlerimiz ve sokak arası geri dönüşüm konteynerleri dağıtılmaktadır. Sıfır atık yönetim sistemi kurulması için gerekli olan birinci tip atık getirme merkezi ilk kez belediyemiz tarafından kurulmuş olup Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden onay yazısını almıştır. Ayrıca kompost projesi, mobil atık getirme projesi belediyemiz tarafından yapılmıştır. Diğer birçok belediyeden farklı olarak tekstil atıkları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında belediyemiz eliyle toplanmakta olup giyilebilir olanlar seçilmekte ve kuru temizleme işlemine tabi tutularak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Eğitim ve farkındalık projemiz kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen belediyeler için sıfır atık fikir ve proje uygulama yarışmasında Sayın Emine Erdoğan hanımefendiden sıfır atık ödülümüzü aldık. Melikgazi Belediyesi olarak geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri yakından takip edilerek geri dönüşüm projelerimize her geçen gün yenilerini eklemeye, örnek ve referans olmaya devam ediyoruz. Bu güzel başarılarda emeği çok olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi. Kayseri'de 31 yaşındaki şahıs boşanmak üzere olduğu eşinin barışma teklifini reddetmesi üzerine başına dayadığı silah ile kendisine ağır yaraladı.
Kayseri'de Bünyamin Çalışkan isimli 31 yaşındaki şahıs boşanmak üzere olduğu eşinin barışma teklifini reddetmesiyle başına dayadığı tabancayı ateşleyip kendisine ağır yaraladı. Olay saat 10 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıç Aslan Mahallesi Müddiris Sokak'taki Bozkurt Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Bünyamin Çalışkan boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı eve gelerek kendisiyle görüşüp barışmak istediğini iletti. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine Çalışkan belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak eşinin gözü önünde ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çalışkan sağlık ekibince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bünyamin Çalışkan'ın eşi de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Melikgazi Belediyesi meslek edinme kurslarının kayıtlarının başladığını duyurdu. Melikgazi meslek edindirme kursları için kayıtların başladığını ve başvurulara yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sınırlı kontenjanı olan kurs kayıtlarının kaçırılmaması için hatırlatma yaptı. 2021 yılı sonbahar döneminde 20 ayrı tesiste, 185 branşta ve 21 farklı alanda kurs verileceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi meslek edindirme kursları için kayıtlarımız başlamıştır. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Birçok farklı branşta kurs açtık. Kurslarımızda ev tekstili ve piko, kadın giyim modelistliği, geleneksel el nakışları, Kur'an-ı Kerim okuma, örgü atölyesi, Türk mutfağı, dekoratif geleneksel iğne teknikleri, okuma yazma, okul öncesi çocuk gelişimi, dekoratif tablo yapımı, turistik ve hediyelik eşya yapımı, keçi aksesuarları yapımı, takı, kuaförlük, yabancı dil, adli kalem işleri, arıcılık, işaret dili, hat, ebru, minyatür, mozaik, sedef kalkma gibi birçok branşta kurs verilecek. Lütfen kayıtları kaçırmadan başvurunuzu yapınız. Online başvuru için www.melikgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya 252 16 65 67 68 nolu numaraları arayabilirsiniz dedi. Nevşehir'de bugün toplamda 8 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir Anadolu RTV olarak il genelindeki vefatları yayınlamaya devam ediyoruz. Gün içerisinde 8 kişi yaşamını kaybetti. Nevşehir Barosu'na kayıtlı avukat Sema Yurtbilir'in annesi Selma Yurtbilir hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip Hamdi Tüfekçi Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından kaldırım mezarlığına defnedilecek. Sanayi esnaflarından Ümit Döşeyen'in babası eski şoförlerden Süleyman Döşeyen vefat etti. Merhumun cenaze namazı öğlen namazına müteakiben Merkez Aşağı Beklik Camii'nde kılındı. Hacı Bektaş ilçesi halkından Harun ve Veli Çelik'in amcaları Hakkı Çelik hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazının ardından Mikail Köyü mezarlığında defnedildi. Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa Köyü halkından Dervişoğlu Bekir Günay 64 yaşında vefat etti. Merhumun cenazesi gün içerisinde Taşkınpaşa Köyü'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Hacı Bektaş ilçesi halkından Döndü Taşkın hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi 26 Ekim Salı günü Sivas Eskiyurt Köyü'nde toprağa verilecek. Avunus ilçesine bağlı Çalış Kasabası'ndan Nazif Güneş'in eşi Meliha Güneş vefat etti. Merhumun cenazesi yarın kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Uçser Kasabası halkından merhum İsmail Bağsa eşi Fatma Bağsa 87 yaşında hayatını kaybetti. Merhume öğlen namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Nevşehir Merkez Nar Kasabası halkından eski kamyon şoförlerinden Atilla Solmaz'ın eşi Nuran Solmaz hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazının ardından Nar Büyük Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Kapadokya bölgesindeki turizm haberlerine yer verip büyük beğeni toplayan City Kapadokya gazetesi 66. sayısı ile bölgede yine yerini aldı.
Kapadokya bölgesindeki turizm haberlerine yer verip büyük beğeni toplayan City Kapadokya gazetesi 66. sayısı ile bölgede yine yerini aldı. Manşetinde bu kez bölgede gerçekleşen Salomon Kapadokya Ultra Trail 2021'e yer veren City Kapadokya, Masal Şehri Ürgüp'te yapılan bu yarışma haberiyle dikkat çekti. Yine Nevşehir Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ortahisar, Uçhisar, Çat ve Acıgöl haberlerine birinci sayfada yer veren Turizm gazetesi bölgenin tanıtımında önemli rol oynamaya devam ediyor. Gazetenin yeni sayısında Kapadokya bölgesinde yapılan önemli etkinlikler ve bölgenin görülmeye değer mekanları hem yerli hem de yabancı misafirler için Türkçe ve İngilizce olarak okurlara aktarıldı. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından da Betçi Eczaneler. ...26 Ekim Salı, Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Merkez en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 12. Acıgöl en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 11. Avanos en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 15. Derinkuyu en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık 13. Gülşehir en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 15. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 10. Kozaklı en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 13. Ürgüp en düşük sıcaklık -5, en yüksek sıcaklık 14. Ekim Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Anadolu Eczanesi, adres Nar Caddesi. Merkez Melda Eczanesi, adres Hastane Caddesi. Acıgöl Papatya Eczanesi. Avanos Meydan Eczanesi. Derinkuyu Nazar Eczanesi. Büyükşehir Huzur Eczanesi. Hacı Bektaş Güneş Eczanesi. Kozaklı Çağlar Eczanesi. Ürgüp Özkan Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 25 Ekim Pazartesi, döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 553 lira. Gram altın satış 560 lira. Çeyrek altın alış 880 lira. Çeyrek altın satış 900 lira. Euro alış 11.18, Euro satış 11.23, Dolar alış 9.62, Dolar satış 9.68. Bir sonraki ana haber bültenimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.